Efendim merhaba, hayırlı akşamlar. Ramazan Geceleri programımızda huzurlarınızdayız. Değerli Seyfettin Hocam, İsmail Hocam'la birlikte 29. mektuptan Ramazan Risalesi, Ramazan-ı Şerife dairdir bölümünden son kısım, 8. nükte ve 9. nükteyi beraber mütalaa edeceğiz inşallah. Son 10 gününe girdik. Malum Ramazan'ın son 10 gününde Kadir Gecesi'ni özellikle tek gecelerde aramamız işaret buyuruluyor Peygamber Efendimiz tarafından. Bu konularımızı tamamladıktan sonra elbette ki konuların tamamını kısaca değerli izleyicilerimiz için ve kendi nefsimiz için özetleyeceğiz ama Kadir Gecesi ile ilgili de müsaade ederlerse programımızın sonuna dair birkaç kelam etmek isteriz inşallah hocalarım. Şimdi Ramazan Risalesi'nde 8. nüktede kalmıştık değerli İsmail Hocam. Evet. Okumaya başlayabiliriz. Buyurun. Olur, başlayalım. Ala Resulina salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 29. mektup, 2. kısım, Ramazan-ı Şerif'e dair 8. nükte. Ramazan-ı Şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir. Ve tıbben bir hımyedir ki, yani diyet gibi veya perhiz gibi düşünelim. İnsanın nefsi yemek, içmek hususunda keyfe ma yaşa hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir, serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Biçare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerinde doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Tekrarlayayım burayı. Biçare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmakla hastalıkları celbetmez. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayat-ı maneviyeyi bozmamaya çalışır. İlk paragrafı böyle bitirdim. Bu hazımdan evvel meselesinde herhalde şeyde de var o değil mi? İktisat Risalesi'nde. Evet. Hekimlerin şeyhi diyor, filozofların üstadı. İşte İbn Sina. Kanun diye bir tıp kitabı varmış. Orada tıp ilmini iki satırda topluyorum. İki cümlede özetleyebilirim demiş. Yediğim vakit az ya. İkincisi de bir yediğini hazmetmeden yeniden yeme. Tam üstüne yeme. Şifa hazımdadır. Değil mi? Bu iki şeyi bu. Yani evet. Tıbbın özeti olarak orada bu zikrediliyor. Aynen. Yüzyıllar öncesinden bir tavsiye. Çünkü acıkmadan yeme. Evet, acıkmadan yeme. Hazmetmeden de yeme yani. Yediklerini hazmetmeden de yeni, çünkü bu midenin yaşımı gittikçe daha iyi anlaşılıyor tabii tıp geliştikçe. Yani yediklerini hazmetmeden yediğinde bu sefer öncekiler hazmedilmemiş olarak kalıyor. Hazım güçlü çekiliyor. Hazım süresi uzuyor. Bu da hastalıklara yol açıyor. Evet. Bir memura bir iş veriyor mesela amiri diyelim. O işi bitirmeden başka bir iş daha, onun da bitirmeden başka bir iş daha. Nasıl bunalırsa, evet. Yani mide de öyle, yani midenin çalışma tarzı herhalde. Onun için bu bizim tabii bilinmeyen, bu beslenme alışkanlıklarımız çok doğru değil yani öteden beri geliyor böyle. Mesela Üstad Hazretleri yemekten 2 saat sonra su içermiş. 2 saat sonra çay içermiş, sıvı alırmış yani. Çünkü o 2 saat zarfında
Mide işte öz suyu salgılıyor. Enzimler o yediklerini hazmetmesi için ona su ilave etmek, yani pişmiş aşa su katmak gibi, yani onların tesirini kırıyor. Dolayısıyla o midede bu sefer hazım güçlüğü başlıyor, problemi başlıyor. Bu da hastalıklara yol açıyor. Evet, mide asidini seyreltiyor herhalde. Evet, sıvı, mide asidinin etkisini kırıyor. Evet. Onun için ama iki saat sonra demek ki o belli bir kıvama getiriliyor. Ondan sonra fayda sağlıyor. Fayda sağlıyor. Yani ondan sonrası kolay, ondan sonra hazmın kolaylığına sebep olan o sıvı ondan önce zorlaştırıyor işi. Evet, kesinlikle. O kısım var. Elbette ki perhize alıştırması boyutu var okuduğunuz yerde. Şurası çok kritik. Emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle. Zaten haramdan çekinmemizi buyuruyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. Nelerden kaçınmamız gerektiğini. Bir de Ramazan orucu vesilesiyle helali de bırakmayı bir süreliğine. Aslında yaptırmasının hikmetini açıklıyor değil mi burada? Tabii. Olabilir. Helali terk ettirmekle aslında neye alıştırıyor bizi? Emre itaat. Yani evet. Hayatımıza haram karışmışsa bakın, bırakın haramı meyletmeyi, helali bile yeri geldiğinde çok Allah güzel. İçin terk etme bilinciyle benim burada dikkatimi çeken evet. cümle bu oldu. Bilmiyorum. Emre alıştırıyor. Çok emre güzel. İtaate alıştırıyor. Alıştırıyor. Evet. Bak, güzel. Yani oradan bu nükte aslında orucun sağlıklı bir hayat sürmeye katkısı ile ilgili. Evet. Ama yani maddi sağlığımız kadar manevi sağlığımızı da koruyor. Yani oradan bağlantı aynen. kuruyor. Yani haramlara karşı da demek ki bizi kendimizi tutmayı öğreniyoruz. Dolayısıyla haramla beslenmemeyi öğreniyoruz. Ben helali terk ediyorum yani. Harama gider miyim? Tabii. Dolayısıyla bu yerleşiyor insanın dünyasına. Bu da manevi sağlığa yol açıyor. İnşallah. Evet. Bu şuurla tutmayı nasip etsin orucu evet. Rabbim bizden. Amin, amin. Burada şeyi de vurguluyor yine. Evet tamam, şahsi hayata iki yönlü. Maddi manevi perhiz. Maddi perhiz ve manevi perhiz. Manevi perhize de işte ne diyor? Hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak. Nasıl ki maddi şeylerde de yani tamam üstüne yemek sürekli böyle bir uğraş. Mideye nasıl zarar veriyor, sağlığa nasıl zarar veriyor? Aynen bunun gibi haram helal demeden rast geleni yemek de maneviyatımızı, evet. manevi sağlığımıza zarar veriyor. Ruhumuza, kalbimize yaralar açıyor yani. Evet. Buna dikkat edilmesi gerektiğini de ne yapmış oluyor? Öğretmiş oluyor. Hayatı maneviyayı bozmamaya. Bozmamaya. Ne yapar diyor? Bozmamaya çalışır. Çalışır, evet. Aslında bunu öğretiyor. Manevi kesinlikle. Hayatımız diğer 11 ayın hani sultanı olması hı hı. çok önemli bir sır. Diğer ayda 11 ayda hı hı. Gabileşebiliyoruz, yüzeyselleşebiliyoruz. Namazlarımız esneyerek kılmaya başlayabiliyoruz. Veya namazdan uzaklaşabiliyoruz gibi gibi. Tekrar ne yapıyor bu? Taçlandırıyor. Bize tekrar emre itaati ve ibadeti biraz daha şevkle yapmayı hatırlatıyor bence. Onu evet. bozmamaya. Ama manevi hayatı bozmama derken biraz şey de mi görünüyor ucunda acaba? Hani haramdan kaçınmak vacip ya, hani salih amelden önce, sünnetten önce belki vacip geliyor. Tam da o kritik şeyi hatırlatma babından mı? Hani şeytanların zincirlenmesi müjdesi var ya Peygamberimiz evet, tarafından. Evet. Cennet kapılarının açıldığı ve şeytanların zincire vurulduğu aydır diyor Ramazan ayı için. Tam da o zincire vurulmuşken biz zincirlerimizden kurtulup, evet. Manevi iklime, manevi aleme giriş yapmış kendimizi oluyoruz. Hazırlıyoruz. Hazırlıyoruz. Talim, giriş yapıyoruz talim. Ve devamını. Yani bir talim yapmıyoruz yani aslında talim. Bu dönem talimdir yani. Bir eğitimden geçiyoruz. Aynen. Yani. Aynen. Şimdi şöyle sorular gelebiliyor bazen izleyicilerimizden de bizler de bazen. Ya ben hocam elimden geleni yapıyorum ama ya bazen yapamıyorum işte haramlara dikkat edemiyoruz hocam ya işte filan gibi. Şimdi al sana talim. Yani Ramazan sana bir eğitim. Şimdi burada bak Allah'ın emirlerine dikkat ediyoruz. Helali de yemiyoruz dediğiniz gibi. İşte bu alışkanlığımızı sıkı tutup yani burada iyi bir eğitim alarak adeta Ramazan'dan sonra haramlardan çekinmek.
haramlardan kaçınmak. Bir de ücretsiz eğitim el uzatmamak. Zengin, fakir herkese bedava. Ücretsiz eğitim. Evet, öyle düşünmek lazım. Diğer bir paragrafa geçeyim isterseniz. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuzsa 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Çok önemli bir sır. Evet. Mesela yakın zaman önce işte depremler oldu. Değil mi? Enkaz altında günlerce kalanlar oldu. Bir şey yemeden yani. Bir şey yemeden, hatta yani dışarıdakiler bile ilk 2-3 gün ulaşılamadı. Ulaşılamayan yerler oldu. Ot yiyerek kalanlar oldu. Yani böyle durumlar yaşanıyor. Demek ki bu Ramazan, yani hepimiz, Allah göstermesin bir daha tabii de böyle zamanlar içinde bir şey, antrenman. Yani açla aç kalıyoruz. Açlığa dayanıklı hale geliyoruz. Evet. Dolayısıyla zorunlu aç kaldığımız zamanlar içinde böyle zamanlar bir hazırlık oluyor. Tabii ki. Hazırlık oluyor. Sabrımızı artırıyor değil mi? Bir hikmeti bu değil mi? Hani bir hikmet tabii tabii. Daha çok manevi iklimimizle, alemimizle ilgilidir belki perhizi. Evet. Ama önemli hikmetlerinden biri de zorunlu durumlarda hazırlıklı olma. Belki idman diyor ya, kelime çok önemli. Evet. Bu şey tabiri de ilginç. Beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlık. Orayı biraz açalım. O tabii daha her alanda öyle. Yani sabırsızlık musibeti nasıl ikileştiriyor? Diyelim insan beklemeyi bilmezse, yani direnç göstermezse, sabretmeyi öğrenmezse bu sefer şey yapıyor. Ya ne olacak diye, değil mi? Böyle giderse, bitmezse bu hastalık veya başıma gelen bu musibet uzun sürerse nasıl da tahammül edeceğim diye böyle insan şey yapıyor, psikolojisini bozuyor yani. Evet. Maddi acıların yanında ileride manevi acılara düçar olacak bir pozisyon sergiliyor. Yani her açıdan halbuki sabretse belki çabuk geçecektir. Yani evet. Kendini hem ondan istifade edecektir, maneviyatı yükselecektir, günahları eriyecektir. Yani faydalarını düşünse, arka planını bilse, boşuna olmadığını hatırlasa bu takdirde o da, o maddi musibet de eriyecektir yani hastalar esarısında. Yavaş yavaş eriyecek ama o kendi onu büyüttüğü için yani sabırsızlık ya bitmezse ya ben nasıl dayanacağım buna evet. Yani ne olacak halim benim filan diye derken büyütüyor işi kendisi altından yani yükünü ağırlaştırıyor altından kalkamayacağı bir duruma sokuyor derler ki yani psikologlar hayat %10 başımıza gelen olaylardan oluşur %90 onları yorumlama biçimimizden oluşur. Çok güzel. Mesela yorumlama biçimin çok önemli yani. Evet. Yorumlama biçimin doğruysa yani böyle olaya pozitif bakabiliyorsan ki din bizi öyle baktırıyor. Evet. Hiçbir şey lüzumsuz değil yani Allah'tan gelen her şeyin yani Allah kuluna zulmetmez. Bize evet. Bir faydası vardır, bize bir iyiliği vardır. Her şeyin çektiğimiz acılar bile boşuna değildir. Evet. Yani bu acılar ebedi tatlılara dönüşecektir. Yani bu arka planını bilirse insan sabrı kolaylaşır. Kolaylaşır. Ve keyfe tasbiru ala ma lem tuhit bihi hubra diyor. Hızır, Hazreti Hızır Musa peygambere diyor. Sen diyor sabredemezsin diyor evet, benim yaptıklarıma. Yani beraber tam arkadaş olalım gezelim ama bana diyor soru sormayacaksın diyor. Ama sabredemezsin diyor yani sen... Anlıyor durumu yani. Ve niye sabredemeyeceğini de böyle açıklıyor. Çok müthiş bir ayet bu. Arka planını bilmediğin bir şeye nasıl sabredeceksin diyor. Arka planını. Gerçekten de Hazreti Musa Aleyhisselam sabredemiyor. İşte ne yapıyor? Gemiyi deliyor, çocuğu öldürüyor. İşte bir duvarı tamir ediyor.
soruyor defasında, niye bunu, evet, niye yaptın diyor yani. Hani sormayacaktın. Hani sormayacaktın. Sana demedim mi sabredemezsin? Bak Musa peygamber gibi ulul azim bir peygamber bile. Belki tabii gençlik zamanlarındadır, bilemiyoruz ama yani buradan mefhumu muhalifiyle arka planını bilirse insan demek ki sabredebilir. Evet. Değil mi? Arka planının, arka plandaki güzelliği, faydaları bilirse sabrı kolaylaşır. İşte din bize arka planı öğretiyor. De ki Hazreti Hızır'ın yaptıklarının da hep arka planı güzel. Sonradan anlıyor meseleyi. Zahmetlerde rahmeti görebilme yetisi kazandırmıyor mu bize? Evet, yetisi kazandırıyor. Doğru. Zahmetlerde rahmeti gördürme. Evet. Kaderi yönden okumayı bize öyle öğretmiş oluyor yani. Yani zahmet, çünkü bir de zahmet Arapçada rahmetle rahmet arasında bir nokta vardır. Yazılışı. Evet, hatırladın doğru mı? Evet. Ra harfinin üstüne yani nokta koyarsan. Yani Z'nin üzerine nokta koyarsan zahmet olur. Bazen bir noktayı kaldırırsan zahmet rahmete döner. Yani bir noktayı atmak yani, bu kadar. Sabırla ilişkili olarak Kainatın Efendisi'nde bir hadisine denk gelmiştim. Oruç sabrın yarısıdır. Yarısıdır, evet. Böyle bir işaret var. Harika. Bununla ilgili belki anlatılmak tabii, istenen tabii, nedir tabii. Detaylı bakılabilir. Oruç sabrın yarısıdır diyor. Artık Ramazan orucunu mu kastediyor normal nafi ama büyük tabii. ihtimal Ramazan orucu evet. özellikle. Sabrın yarısıdır. Demek ki bize sabrı da öğretiyor. Kesinlikle. Manevi iklim. Burada ifade ettiği gibi işte ya bak 15 saat aç kalıyorsun. Buna tahammül ediyoruz, doğru mu? Sabrediyoruz. Evet. Sahursuz diyor 24 saat bazen evet. oluyor değil mi? Evet. Sahur yapmadığımız zamanlar da olabiliyor. Hı hı. Sahursuz 24 saat devam eden bir açlık süresi var. Ve buna sabrediyoruz, tahammül ediyoruz. Bu bir riyazet aynı zamanda. Bunu bize öğretiyor. Bunu öğrendiğimiz zaman bütün hayatımızda inşallah işte o sabrı, tahammülü de uygularız. Yani mesela bu modern dönemde buna şöyle bir gözlem yaptığımızda sanki tahammülümüz düşmüş seviyesi. Aa, ciddi bir tahammülsüzlük var. Ciddi bir sabırsızlık var. Bu hemen öfkeleniyoruz. Hemen birbirimize karşı böyle hani Z kuşağı diyorlar ya. Ha. İyi ki hatırladım onu yani, güzel oldu. Z kuşağı'nın diğer bir adı da Z kuşağı veya ondan sonraki kuşak. Duydunuz mu bunu bilmiyorum. Ne diye? Kristal kuşak deniyor. Allah Allah. Kristal kuşak denmesinin sebebi yani kristal var ya, kristal yani bu kırılgan demek yani. Kırılgan, kırılacak eşya ya, bunu nazik davranacaksın, nazik. Kırılacak eşyaya. Bu kutuda kırılacak eşya var diye şey yapıştırıyorlar ya. Yani o zaman ne demek istiyorlar yani, böyle haşin davranma, nazik davran. Çünkü ufak bir şey de kırılıyor yani, hemen alınıyor böyle. Hadis kaynaklarında hanımlarla ilgili de kristallerdir evet, diye bir ibare geçiyor. Kristalleri incitme evet. diye peygamberimizin bir şeyi kırılgan. Var. Kendi işleri için. Kristal kuşak. Dolayısıyla gerçekten öyle. Yani tahammülsüz, sabırsız, hemen çabuk. Seri-ü teessür diye diğer yani orijinal adı. Seri-ü teessür. Yani çabuk, etkilenen. Seri etkilenen. Etkilenen. Dolayısıyla yani sabretmeyi bilmiyor demektir bu. Yani tahammülü yok. Tahammülü yok. İşte oruç bizi ne yapıyor? Bu en kırılgan olduğumuz noktada sağlamlaştırıyor yani. İnşallah Rabbim cümlemize İdman kuvvetli edin. Sabır nasip etsin. Hale kırmamayı nasip etsin. Evet. Sabırlı olmayı nasip çünkü etsin. Çünkü bu çok, yani sen ne kadar kırılgan olursan ol, hayat çok kırıcı yani. Değil mi? Çok kırıcı, çok hemen böyle. Onun için şimdi gençlerin işi doğru. çok zor yani. Allah gerek yardım. İş ilişkilerimizde, gerek eş, aile tabii. ortamında, her çocuklarımıza sabır karşı tabii. mutlaka orucu, sabrı tavsiye. Şeyde, onlar birbirlerine sabrı tavsiye ederler değil mi? Ayet-i evet. kerime. Bir hani bir cedelleşme, bir şey olduğu zaman hani diyor ben orucum de. Hani öyle bir şey oldu mu ben orucum. Yani ona yanaşmıyor bak tahammül hemen. Onun idmanını bir yerde deme hocam. Çocuk eğitiminde şey. Nasıl? Kızacağın zaman git başımdan ben orucum sakın demeyin diyor. Hı. Çocuk eğitim uzmanı. Yani o kısmında. O kısımlarda çocuğun oruçtan nefret etmemesi adına evet. aman dikkat etsin değerli izleyicilerimiz de. Çocuklarına kızarken git başımdan ben orucum. Başıma tabii, ben namaz bu kılacağım. Bu zaten git yanlış başımdan. Bir şey. Yani. Ama buna dikkat. Değil, hadisteki buna dikkat. Ben orucum de orada değil yani. Ben orada aklıma gelmişken diye söyleyeyim tavsiye dedi. Etmiyor peygamberimiz. Evet evet.
Yani kendini tutman gereken günaha yerde karşı. Ben orucum de. Yoksa tabii, kafam tabii, atabilir. Evet. Gıybete meyledeceğin değil. Sıra. Değil mi? Harama bakacağın sıra. Ben orucum de. Sana fuş birisi yapan, kötü söz söylediği zaman karşılık vermemek için kendini tutma pozisyonunda ben orucum diye. Evet. Tahammül yani yine bu bir tahammülün bir parçası tabii, diye düşünüyorum ben. Evet. Yani işte bu bütün bu idmanlar Ramazan'da kazandığımız şeyler yani. Bakın bütün bu kazanımlar inşallah programın sonunda da özetleriz hani. Birçok hikmetini bakın dile getiriyoruz Ramazan orucunun. Bütün bunları bize bir kazanım olarak sonrasında devam ettirebilmemiz İnşallah. Çok önemli. Cenab-ı Hak nasip etsin. Bu arada küçük bir duyuru tekrar değerli izleyicilerimize. Şu anki programımız Dost TV YouTube kanalımızdan da canlı yayınlanmakta. Orada canlı sohbet kısmında değerli katkılarınızı, varsa aklınıza gelen sorularınızı yazarsanız ben de burada değerli arkadaşlarıma, program arkadaşlarıma aktararak elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışalım veya aktarmaya çalışalım. Unuttuğumuz hakikatleri sizler de bize hatırlatabilirsiniz. Dost TV YouTube kanalımızdan canlı olarak yayınlanmakta. Teşekkür ediyorum. Evet. Şahsi hayata bakan yönüne değinmeye devam ediyoruz. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefs eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatil eşgal etmezse o fabrikanın... Nefs mi mide mi? Nefs diyor. Nefs. Eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatil eşgal etmezse... Nefis mide ilişkilendirmiş burada. Nefis. O fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur. Kendiyle meşgul eder. Tahakkümü altında bırakır. Oradaki nefs ifadesi şey ya, sizde de mi öyle? Mide, yani midenin hademeleri var diyor. Evet. Eğer, ya eğer olması lazım ya da mide olması lazım o nefs ifadesinin ya. Nefs. Nefs ama eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanda tatil ettirilmezse. Hayır, o fabrikanın hademelerini. Tatil ettirilen nefs değil de o cihazat. Mide. Ama mide eğer, nefsi azdırıyor ya. Peki midenin evet nefsle şey yapmış herhalde. Yani kötülüğü emreden nefsin, ya hani riyazete alıştırması, emre itaat ettirmesi. Farklı bir yayından da baktım yine nefs. Hocam. Tamam peki. Evet, tadil eşkal ettirilmezse. Nefs eğer muhakkak geçici olarak bir ayın gündüz zamanında tatil eşgal etmezse. O da fabrikanın. Bugün nefs konusunu işledik. Nefs insanın biraz da hayvani yönünü ifade ediyor. O manada değil mi? Mideyle ilişkili. Evet. O fabrikanın hademelerini ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur. Kendiyle meşgul eder. Tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazar-ı dikkatlerini daima kendine cevap eder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki, eskiden beri çok ehli velayet, tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki, sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Vesair cihazat, o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Nazarlarını onlara dikenler. Onun içindeki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar olurlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Gülenler ne burada? Diğer latifeler. Latifeler, kalp, ruh, duygular. Akıl, sır gibi latifeler. Evet, mide zahiren ağlıyor gibi gözükse de sahirleri gülüyorlar diyor. Neden? Çünkü onların çok tefeyyüzleri var, terakkiyatları var. Manevi sürur alıyorlar diyor. Evet. Yani burada
insan sürekli yiyip içtiğinde hakikaten şey oluyor yani, mesela vücudu ağırlaşıyor. Hı hı. Ondan sonra uykusu geliyor. Evet. Yani verimli çalışamıyor. Özellikle de böyle belli bir kararda bırakmazsa, değil mi? Tabii. Böyle verimli çalışmasına engel oluyor yani o çok yemesi. Onun için eskiden beri açlıkla, el nasıldı, kim onu nakletmişti ya? El ilmu fil cu, yani ilim açlıktadır. İmam Şafii Hazretleri demiş. Olması lazım. Olabilir. Ben de hatırlıyorum. Dolayısıyla Üstad da şeyde diyor ki başka yerde, küşayişi açlık diyor, küşayişi fikre kuvvet verir diyor. Küşayişi fikir, yani fikrin açılmasına, açıklığına. Keşif. Evet. Keşif yani böyle. Hmm. Onun için eskiden beri böyle ilim adamları yani böyle açık olsun yani böyle yemek içmek. Yani ağırlaşmış bir halde ilim yapamazlar diye. Yapılamaz. Daha çok açlıktan yararlanmışlar yani böyle açık olmak için fikirleri. Hatta o açlığı ismi azam sayan zat-ı mübarek kimdi? Evet. Cur ismini ismi azam sayanlar i̇smi bile olmuş. Azam sayanlar yaşa. Var. Risale-i Nur'da da aktarıyor. Gerçekten öyle. Kimdi hatırlayamadım ama. İmam Gazali değil de. Yok. Bu ismin... Şeyin 30. lemanın sonunda aktarıyor yani, orada, evet. Bakayım evet, isterseniz. Evet, muazzam sayanlar olmuş. Çok ilginç. İlginçtir bakın. Yani demek ki mide, yani açlık mideyle ilişkili olduğu için ifade ediyorum. Yani mide, bağırsak, hani geçen programlarda da konuştuk. Bu yemekle ilgili olan organlarımız hangileriyse görevli. Gerçekten ikinci beyin, boşuna dememişler. Hı. Hükmediyor bedene. Kapıcı hükmündeyken efendi hükmüne geçebiliyor. Hatta onun için yine külliyatın farklı yerlerinde midesini güzel yemeklerle şımartan gençlere nasihat gibi bir cümle var. Yani şimdi yeni nesil o kadar çok hazcı ki, o kadar çok hazırcı ki maalesef biz ebeveynlerin de, belli bir kuşak ebeveynlerin de bunda katkısı var. Şöyle yaklaşıyorlar: ben çok sıkıntı çektim, evladım sıkıntı çekmesin diye. Kaç yaşına kadar ayakkabısını bağlar, önüne yemeğini hazırlar. Hani çocuk eğitim kitapları da okuduğum için oradan aktarıyorum. Ortaokul çağına gelir hala ağzına yemek verir. Geçiyorum buraları. Sürekli acıkma diye bir şey yok. Sürekli okul ortamlarında kantinden yemek yiyor. 3 öğün okul yemeği var, kantinden atıştırıyor. Eve gidiyor, yemekten önce bir şeyler atıştırıyor. Ondan sonra yemek yemiyor doğru dürüst. Gerçi akşam yani sağlıklı olan yemekleri. Bir acıkma duygusu diye bir şey yok ve bu şekilde de tehlikeli yetişiyor şu an gençler, çocuklarımız. Evet. Yani burayla ilişkilendirdiğimizde aslında çok şükür etrafımızda bunun örnekleri var ama yaygınlaştırmalıyız diye düşünüyorum. Küçük yaştan itibaren Ramazan orucu tutup satın alma geleneği vardı. Küçükken ilkokul 1'de falan hatırlıyorum. Tekne biz tutardık, bu ailemiz satın alırdı para karşılığında falan. Alıştırmışlardı elhamdülillah. Oruç da onlara bence şeyi hatırlatıyor. Ya yani dayanmayı, bir az önce söylediğiniz dayanabilmeyi zorunlu durumlarda. İki, onlarda da duygular var. Onlarda da itaat eksikliği var. Bunlar artmış oluyor çocuklarda biraz. Uysallaşabiliyorlar. Oruç vesilesiyle inşallah. Evet. Buldunuz ben bugün bir iyi hatırlattınız onu. Özel kolejde cuma namazı kıldırdım, hutbe okudum. Ortaokul ve ilkokul çocukları, dedim ki bundan sonra bak hepiniz bu son 6 gün oruç tutun. Yani ilkokul çocuklarına da ölmezsiniz dedim yani, bak bir şey yapın. Şimdiye kadar tamam okul vardı, sınavlar vardı, sınavlara hazırlanacağım yani bahanesiyle şey yapmamış olduk. Sahura kalkın, tamam mı? Sabah ezanlarını dinleyin. Efendim anne babanızla camilere gidin. Yani bu son 6 günü ki muhtemelen Kadir Gecesi de içinde olan bu günleri değerlendirin. Okul da yok. Gerekirse gündüz uyuyun yani, böyle şey yapamazsanız uyuyun. Geceleri ihya. Ama mümkün olduğu kadar aktif, gecelerin İnşallah. Aktif olduğu bu ayda bu son günleri değerlendirin. Yani anne babalar da bu konuda şey yapsınlar yani, çocuklarına kıysınlar biraz. Kıymasınlar i̇şte, demiyorum. Kıysınlar. Kıymak lazım. Kıysınlar diyorum, evet ben de. Yani bu da şey aslında yapsınlar. Rahmetin, disiplinin bir parçası, evet, bir boyut. Yani şefkatleri onlar yanlış zaten isterler ya.
İsterler yani çocuklar, biz de istiyorduk yani. Bazı anne babalar kaldırmıyor yani. Tamam, bu şefkatini suistimal ediyor. Bu şefkatin suistimalidir bu. Dediğiniz gibi kolej ortamındayız, hani eğitimciyiz. Orada da özellikle görüyoruz. Belli bir yaşa gelmiş mesela ortaokul seviyesinde. Ben tutmak istiyorum da annem tutturmuyor. Bunu çok duyuyorum. Evet. Ya çocuk tutmak istiyorsa tutsun ya. Tutsun. Ha, dayanamazsa öğlen yemek yer. Yer en yani kötü. Çocuk için şey olmaz nasıl olsa, kefaret diye bir şey yok yani. Buradan mesaj vermiş olduk değerli izleyicilerimize. Lütfen çocuklarınıza kıyın. İleride pişman olmamak adına. Evet. Buldunuz mu hocam Cu ismini? Evet, o İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ifadesiymiş. Bazı zatlar diyor Cu ismini, ismi azam olarak. İsmi azam. Onu Üstad Hazretleri de şöyle yorumlamış, demiş ki ismi Rahman madem çoklara nispeten ismi azam vazifesini görüyor, manevi ve maddi cu ve açlık o ismi azamın vesili vusulü olduğuna işareten mecazi olarak cu ismi azamdır. Yani bir ismi azamı bir vesiledir denilebilir, demiş. Yani öyle bir isim yok aslında, değil mi? Var mı? Evet, yok. Onu doğrudan diyor tam şey değildir. Manası. Üstad onu yorumluyor yani. Onun bir o bir vesile, mecazi olarak. Yorumluyor ve bunun hakikatinin bir nevi olabileceğini son nüktede açlık bahsinde, orada nefis terbiyesi boyutunda okuyacağız. Evet. Çünkü İnşallah. Yani Rahman ismi, Rahman bir manada Rezzak'tır. Öyle değil mi? Bu ifadeyi hatırladınız mı? Tabii. Yani Rahman, aynen. İsmi Rahman, Rezzak, Rezzak ismidir. Evet. Dolayısıyla Rezzak olunca ne oluyor? Rezzak, Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyeti işte açlıkla anlaşılıyor. Evet. Devamlı yiyip içen anlayamaz ki bunu. Aynen. Değil mi? Aynen. Yani aç kalıyor, ondan sonra rızkın, nimetin değerini anlıyor. Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyetinin önemini kavruyor. O açıdan öyle. Evet. Demek hep, ki... Hep söyleniliyor. Sofraya bir tık erken oturup demek ki tefekkür etmek, o rezzakiyet boyutunu, sen evet. emretmeden ben yiyemiyorum ya Rabbi, şükürler olsun diye tefekkür etmek lazım ailecek. Evet. Evet. Demek ki şimdi buradan da yine çıkaracağımız şey, mideye tatil yaptırıyoruz, doğru, işlevini durduruyoruz. Ama buna bedel sair ona bağlı diğer cihazatlarımızı, insanın diğer duyguları, işte aklını, kalbini, ruhunu, sair latifelerini işlettiriyoruz. Ruhani ve manevi eğlencelerle bu sefer televizyon. İnşallah. Bu çok önemli. Hani maddi, evet, midemizle ilgili bir şeydir yani, hoşumuza gider yeme içme, değil mi, hoştur yani, helal, sıkıntı yok. Fakat bir yandan da bu maddemizi şey yapıyor, ne denir ona artık, ruh kabileşiyor, hani madde esas olmaya başlıyor filan. İşte bunu biraz azalttığımız zaman mana kuvvetleniyor. Yani maddeyi azalttığımızda mana kuvvetleniyor, ruh kuvvetleniyor. Öyle zaman dilimleri içerisinde şu anda Kadir Gecesi'nin de Ramazan'ın son günlerine böyle de gizli olması bir nevi, artık buna iyice alışmış olmamız, iyice açlığa artık alışıyoruz. Belki iftarımız, sahurumuzu da iyice azaltıyoruz yani. Çok da yiyemiyoruz yani. Aynen. Gittikçe, onu da azaltıyoruz. Belki onu da bir nevi azaltmak gerekiyor. Yani iftarda da yüklenmemek lazım. Evet. Kendimizi buna hazırlamalıyız yani, maneviyata, ki o feyizden istifade edelim inşallah. Evet. 8. nükteden neresi kaldı hocam? O bitti. Onu tamamladık. Tamamladık mı? Ben 9'a geçmeden 9'a 2. bölümde geçeceğiz inşallah. Çok yani şey, ara vereceksek verelim de verelim. Ondan sonra bu tamam. Yani orucun sağlıklı yaşam boyutu diye burada tıp doktorlarını da misafir ettim ben yani önceki yıllarda. Onlardan da öğrendiğim, o zaman ikinci değilim ama bu sağlıklı yaşama nasıl katkı sağlıyor? Oruç tutun, sıhhat bulun hadisini bugün modern tıp nasıl onaylıyor, doğruluyor? Bununla alakalı bir özet yapmak isterim. Tamam. Çok kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Efendim yeniden merhaba. Ramazan Geceleri programımızda orucun faydalarından, manevi hayatımıza, şahsi hayatımıza, toplumsal hayatımıza faydalarından bahsetmeye devam ediyoruz. Oruç tut, sıhhat bul, değil mi? Peygamber Efendimizin hadisi şerifi. Oruç tut, sıhhat bul. Peki bu oruç tuttuğumuzda kendimizi bitkin, yorgun, halsiz hissediyoruz. Ama bir de bunun tıbben tabii ki sağlık boyutu var. Bu hususta bir şey söylemek ister misiniz Seyfettin Hocam? Buyurun. Yani burada mesela Hacettepe'de Profesör Alparslan Özyazıcı hocamız vardı. Son günlerde
Arayacaktım onu ya, iyi ki aklıma geldi. Göremedim ben yani. Allah sağlık saat versin. Yani. Onunla programlar yaptık bir süre bu Ramazan gecelerinde. Başka izleyicilerimiz de var bizim. Tıpçılar filan, birisi İbn Sina Hastanesi'nde. Belki şimdi de izleyen vardır. Bir profesörümüz vardı, bizi çok böyle iyi takip ederdi. Bir gün gittim, gelirsen çaya beklerim demişti. Böyle başka profesör arkadaşları vardı, aslında asistanları vardı. Onlara, hocam ben çok dinliyorum dedi. Bize bir şeyler anlat dedi. Ben şimdi ne anlatayım yani profesörler, doktorlar. Birden Allah'tan aklıma geldi. Dedim ki hocam ben yani öğrencilerime bu orucun sağlık boyutunu da anlatıyorum. Sağlıklı yaşam boyutunu. Siz bu işin uzmanısınız tabii yani. Anlattıklarımda bir şey var mı? Tıbbi açıdan, bilimsel açıdan bir yanlışlık var mı? Onu düzelteyim diye sizinle paylaşayım dedim. İyi oldu, tamam dediler ve sonra onayladılar yani şey, bunları onlara onaylatmış birisi olarak söyleyeceğim. Şimdi ben şöyle anlatıyorum öğrencilere de, insan vücudu, insan organizması ona verilmiş bir araçtır. Araç, yani mesela farları gözlerimiz. Gözün feri, aracın farı deriz bak, far fer. Bazen hani tramvayla geldim diyor, ben tabanvayla geldim yani tekerlekleri filan. İşte kalp bir motor, ana motorlardan birisi, mide bir fabrika filan diye böyle birkaç tane şey var böyle çalışan. Dolayısıyla bu aracın benzini de yani enerjisi de yedip yakıt, yiyip içtiklerimizden, yakıtlarımızda yakıt olarak karşılanıyor yakıtı. Şimdi çalışan her şeyin, ha bu arada sürücüsü kimdir? Sürücü, beyin diyorlar bazıları. Hayır diyorum, beyin. Yani sürücü aracın bir parçası değildir. Beyin nedir o zaman? Beyin bu aracın bilgisayarıdır. İkinci beyin dediniz. Aracın bilgisayarı yani böyle görme merkezleri, işitme merkezleri hepsi oradan. Ama bilgisayarı da kullanan birisi var. İşte o ruhtur yani. Ben... bedenim değilim. Bedenim benim aracım. Allah ruhumu yani kendinden bana verdiği ölümsüz öz varlığım olan ruhumu bu dünyada bu beden aracı içinde yaşatıyor ve onu kullandırıyor yani. Şimdi her aracın, her çalışan makinenin, fabrikaların bakıma ihtiyacı olur. Bakım zamanları. Evet, yani periyotlarla evet. Bakım dolayısıyla kapalıyız diye şey de asarlar yani afişler. Mesela evimizdeki eşyaları düşünelim. Mesela doğalgaz dedi, bakımını yaptırdın mı diyorlar. Kombinin değil mi? Kombinin, doğalgazın, hatta şu su arıtma şeyinin bile 6 ayda bir arıyor. Aynen. Bak şey diyor. Şimdi bakım mesela bir sudan, borudan devamlı su geçiyorsa değil mi? Niye o filtreleri değişiyorlar? Çünkü o şeyi bitiyor yani, o tıkanıyor, bulanıyor. Gözenekler doluyor. Devamlı su akan bir boru yosunlaşır. Devamlı aynen. Tüten bir baca kurum bağlar. Biz eskiden biliyoruz çocukluğumuzda bacaları temizlerdik her sene. Çünkü çekmez yoksa yani. Hı hı. Dumanı içeri verir. Temizlenmesi gerekiyor. Şimdi vücudumuz da yiyip içtiklerimizden işte midemizde ayrışıyor, ondan sonra al yuvarlarla organlara dağılıyor, damarlardan geçiyor. Bu damar çeperlerinde kalıntılar oluyor, birikmeler oluyor. Birikmeler oluyor. Dolayısıyla bunların temizlenmesi gerekiyor. Bunlar çünkü zamanla temizlenmezse hastalıklara yol açıyor, tıkanıklıklara yol açıyor. Bugün en çok ölüm vakaları, değil mi, kalp yetmezliği diyorlar yani. Hı hı. Niye? Çünkü kalbe giden damarlar yeterince kan gitmeyince, değil mi? Bunları açmak için bypass yapıyorlar. Ondan sonra damarları stent takıyorlar, değiştiriyorlar. Yani onları tabii tıpçılar daha iyi bilir. Ayrıntıya girmeyeceğim. Şimdi oruçta, oruç tutarken bu temizlik sağlanıyor. Bak nasıl sağlanıyor. Dedim ya, bunu doktorlara oynayalattığım için rahat konuşuyorum. Şimdi biz eve gittiğimiz zaman diyelim, Ramazan dışında yeni bir yemek yok, açız. Ne yaparız?
Ya dünden kalma varsa dolabın kenarında, köşesinde, değil mi? Hem israf olmasın diye bozulmamışsa onu tüketiriz yani. Tamam. Evet. Onu tüketiriz. Yeni yemek yok çünkü. Şimdi vücut da mide yediklerini, mesela sahurda yediklerini 3-4 saatte uyumlu yiyeceklerse hazmediyor. Dengeli. Ondan sonra daha diyelim akşama kadar var 8 saat daha. 8-9 saat daha. Bir defa mide yeni bir şey gelmediği için hazmetti. Yağlara ondan saldırıyor. Dağıldı vücuda. Mide dinleniyor. Mideye, burada da geçti ya, mide ve ona bağlı başka fabrikalar var. Tabii. Onlar dinleniyor akşama kadar. Onların dinlenmeye ihtiyacı var. Bu arada vücutta yeni bir şey gelmeyince vücutta da vücut kendinden yiyor. Buna bak, kendinden yeme deniyor. Tıp Nobel ödülü kazanmış bir Japon bilim adamı. Bunu tespit ettiği için. Yani şeye girebilirsiniz internete. Neydi? Otofaji deniyor bak. Otofaji. 2016 yılında tıp Nobel ödülü almış adam. Yani orucu bilmiyor bu adam yani. Oruçla alakalı değil. Sadece açlık ne yapıyor vücutta yani? Açlığın, aç kalınca vücut, vücut kendinden yiyor. Çünkü yeni bir şey gelmiyor. Evet. Bu sefer ne yapacak? Vücut kendinden yerken de önce o şey, zayıf hücreler, hasta hücreler, yani o damar çeperlerinde kalmış var ya, eskiden kalmış yani hücreler, vücudu tıkayan o hücreler eleniyor. Onları yiyor, onları temizliyor yani. Yollar açılıyor. Vücut açılıyor. Evet. Ondan sonra yani çok ilginç şöyle bir hadis daha var. Bak, bu hadis mucizevi bir hadis. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Duydun mu bu hadisi? Bedenin zekatı. Zekatın Türkçesi ne biliyor musunuz? Zekatın Türkçesi nedir? Temizliktir. Tezkiye var ya, tezkat. Evet, evet. Sanki işaretül icazda buna yakın ifadeler var. Evet. Temizlik. Yani malı nasıl haramdan başkasının hakkını verince temizliyorsun, helali sana kalıyor. Bedenin zekatı diyor Peygamberimiz ya. Yani bedenin temizliği. Ben net hatırlıyorum, demek ki hadismiş bak. Bediüzzaman da orada bu ifadeyi kullanıyor. Buna yakın bir ifade. Bedenin zekatı. Dolayısıyla böyle bir bakım oluyor yani. Yollar açılıyor. Bir insan, özellikle gençlerim, ben gençliğimde bunu hissediyordum. Yani kendini hafif hissetmesi. Tamam mı? Kendini hafif hissetmesi çok güzel bir duygudur. Müthiş bir güzel bir duygudur yani. Böyle neredeyse uçacak gibiyim yani. Bu söylediğinizi fiili olarak görüyoruz abi. Göbekler eriyor. Hakikaten fiili olarak 3-4 kilo, 5 normal zamanda veremediğimiz bazı kiloları hakikaten Ramazan'da, biraz da Ramazan'dan sonra da bu perhizi korursak, yürüyüş vesaire. Ya biraz da evet, gündüz ediyor. Yemediğimizin acısını çıkarmazsak, daha tabii, ölçülü abartmazsak, kalabilirsek. Zaten mide küçülüyor, evet. Dediği gibi. Yani daha az yemeye başlıyoruz. Evet, evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi güzel dolayısıyla bir... bu yani bu ay Ramazan ayı beden aracının bakım ayı. Yani bakım dolayısıyla kapalıyız. Tamam mı? Oruç bu. Bakım dolayısıyla kapalıyız yani. İçeride böyle bir bakım var ya. Müthiş bir bakım var yani. Acılı. Çünkü şey yapmazsan sen, böyle açlıkla o fazlalıkları, birikmeleri, toksinler diyorlar işte, kolesterol fazlalığı gibi isimleri var bunların. Bunları temizlemezsen normal böyle fıtri yolla, zamanla bu ameliyatla şey olacaklar. O damarların değişmesi gerekecek. Avustralyalı bir doktor, Bert Hollet ismi. Oruç bıçaksız, dikişsiz bir ameliyattır. Adam bunu nasıl tespit etmişse. Bıçaksız, dikişsiz bir ameliyat. Almanya'da böyle hımye dedi ya, perhiz. Evet. Yani oruca benzediği için böyle perhiz yoluyla tedavi ettikleri hastaların tedavi olduğu bir hastaneye oruç hastanesi adını vermişler. Yani bunlar olan olaylar. Müthiş. Yani. Evet. Yani dolayısıyla tabii biz bu faydaları için orucu tutmayız. Bir sürü faydası var. 70 tane faydası var. Biz önce emre itaat ederiz. Ya ama Ramazan neticede olur. Bunlar da müşevvik olur yani bizim için, değil mi? Teşvik edici. Daha teşvik dolayısıyla, edici. Dolayısıyla hocamın da aktarımlarıyla manevi boyut olmakla birlikte tıbben de kanıtlanmış ki, gerek gayrimüslim doktorlar, gerek Müslüman doktorlar vesilesiyle
tıbben de orucumuzun bedenimize sağlıklı olduğu kanıtlanmış değerli izleyicilerimiz. Hocam isterseniz şeye geçelim. Evet, son nükteyi de tamamlayalım. Olur. İtame bulalım. Hı-hı. Ramazan Risalesi'ni. Sonrasında özetleme bağında tekrar değerlendireceğiz. Olur, inşallah. Dokuzuncu nükte. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Nefs Rabbisini tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim, sen nesin? Nefs demiş, ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış. Yine sormuş, yine demiş, ene ene, ente ente. Hangi nevi azabı vermişse enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlıkla azap vermiş, yani aç bırakmış. Yine sormuş, men ene ve me ente. Yani ben neyim, sen nesin? Nefs demiş, ente rabbir rahim ve ne abdükel aciz. Ve ene abdükel aciz, evet. Yani sen benim rabbir rahimimsin, ben senin aciz bir abdinim. Evet. Eskilerin bir duası var ya, dua haline getirmişler. Yani Allah açlıkla terbiye etmesin. Evet, bu. Dilimizde dualardan birisi. O kıtlık dönemleri, açlık tabii, dönemleri geçmiş. Tabii. Yani o kıtlıklar yeniden gelmesin anlamında ama ya zaten Ramazan Allah'ın açlıkla terbiye etmesidir zaten. Evet. Nefsimiz de böyle bir terbiyeye muhtaçtır. Hı hı. Niye öyle demişler yani Allah açlıkla terbiye etmesin? Bu hadisi kutsi mi? Hangisi? Burada aktarılan şey. Hadisin rivayetlerinde vardır ki demişler. Evet, tamam. Yani böyle bir olayı Peygamberimiz aktarıyor. Allah nefsi yarattığı zaman. Evet, açlıkta terbiye üzerinde evet, duruyordunuz hocam. Mana itibariyle açlığın ne kadar mühim bir nefis terbiyesine hizmet ettiği aşikar. Yani doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur diyor ya. Müthiş daha önce programda arz etmiştim. Firavun şimdi ilahlık iddia ediyor. Hı hı. Tamam, ondan sonra şeytan gidip kapısını çalmış. Kim o demiş içeriden, Firavun. Şeytan da ona dalga geçmiş yani. Mevlana bunu anlatıyor, hoşuma gider. Sen Tanrı insan kim olduğunu nereden biliyorsun? Demiş, niye bilmiyorsun? De ilahım diyorsun yani. Ya. Kapıda kim var, kapıyı çalan kim bile bilmiyorsun. Böyle ilah mı olur manasında. Şimdi nefis de var ya kendi ilah gibi yani menittakaze ilahehu hevahu, kendi arzularını ilahlaştıran kimse. Şimdi dolayısıyla şimdi açlıkla biz anlıyoruz ki yani nefsimizle böyle bir dalga geçmemiz lazım yani, bir de kendini yeterli zannediyorsun, işte iki tabak yemek yemeyince halsizleşiyorsun, bitkin hale geliyorsun, çöküyorsun. Tamam mı? Haddini bil yani, sen aciz bir kulsun, evet, diye adeta bu oruç firavunluk cephesini tarumar ediyor yani, evet, nefsin firavunluk cephesine darbe vuruyor. Elhamdülillah. Bunu da yani bu şekilde bu darbeyi alması lazım nefsimiz. Almazsa terbiye olmuyor işte, evet, burada örnekte. Ben benim, sen sensin. Rabbine böyle der mi insan ya? Ben benim, sen sensin. Ne küstahlık. Ama diyor. Ve her evet, türlü cezaya rağmen bu damarı kırılmıyor. Sadece açlıkla kırılıyor. İnanılmaz bu ama hocam ya. Evet. Hani normal zamanda bile hani diyememen gereken bir şeyi azap görmesine rağmen evet, bu damar kırılmıyor ve bunu söyleyebiliyor. Yani tabii bunu şey olarak da algılamak lazım. Şimdi nefsi terbiye, hani nefsle arasında geçiyor ya bu diyalog. Bizim normal rutin gündelik hayatımızda aslında karşılaştığımız ya da olağan şey. Biz bazen tavır ve davranışlarımızla maalesef, bakın maalesef
tavır ve davranışlarımızla Cenab-ı Hakk'a karşı adeta bu tavra girebiliyoruz. Ya ben benim, sen sensin tavrına. O mevhum rububiyet denilen vehmi, kendini bir Rab'lık zannetmesi. Yani kendi geçimimi kendim sağlıyorum. Bakın bunu biz Ramazan bunu Risalesi'ni... Bunu söylemese de fiiliyatıyla yapıyoruz. Yapıyoruz aslında. Evet, bunu biz davranışlarımızla sergiliyoruz yani maalesef. Ve Cenab-ı Hak bazen musibetler veriyor, bazen başka hastalıklar veriyor, bir şeyler veriyor ama buna rağmen ayıkmıyoruz yani. Evet. Buna rağmen ayıkmıyoruz ama açlık onun artık son şeyi yani bir noktada. Ve bu açlıkla belki biz uyanıyoruz, farkındalığımız artıyor. Yani, ya evet ya yani ben kulum, besleniyorum, rızıklandırılıyorum, rububiyet bana ait değil, ona ait değil, Rab olan odur, o beni terbiye ediyor, o beni rızıklandırıyor diye bunun farkında oluyoruz ve kulluğumuzu hatırlamış oluyoruz. Bakın biz bunu Ramazan Risalesi'nin başında da işlemiştik. Son nüktede de bu konuya tekrar temas ettiğini evet, ben düşünüyorum. Evet. Yani birincin nüktede de... Dördüncü nüktede mevhum rububiyeti kırma. Bahsettim. Orada geçiyordu. Birinci nüktede de en başta Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bakan yönü cihetinde evet. girmiştik zaten meseleye. Cenab-ı Hakk'ın Rab'lığını, rububiyetini bize anlatıyor, ilan ediyordu. Bunun mukabilinde bizim kul olduğumuzu. Şimdi bakın evet. dokuzuncu nüktede de mevzuyu tekrar oraya bağladı aslında. Aslında bir nevi ana tema gibi özetledi. Ana tema yani evet. Açlık, nefis terbiyesi, gerçek Rab. Yani işte o rububiyetle başladı, sonra şükür dedi vesaire ama... Temel manada ben anladığım yani bu noktadır Ramazan Risalesi'nden. Belki en başta alacağımız ilk birinci ders kulluk bilinci ve Cenab-ı Hakk'ın Rab olduğu bilincidir. Yani orucun bize ilk kazandıracağı şey. Bunun işte tabii ki imani akideyle ilişkilendirilen şeydir yani bu. Evet. Emre itaati de öğretiyor. Evet evet aynen öyle. Şimdi en başta... hem izleyicilerimiz açısından hem de biz bir toparlayacak olursak hatırlama babından kısmen değindin ama özellikle birinci, ikinci nüktede girişte şeair olduğundan bahsettik. Yani İslam'ın neyi dedik Seyfettin Hocam? Sembollerinden dedik değil mi? Evet. Ramazan orucu bir şeair. Büyük. Çok, şeair-i azam. Şeair-i azam hatta. Yani en büyük sizin Müslüman olduğunuzun göstergelerinden biri Ramazan orucu dedik. Rububiyetine bakan yönü cihetiyle mevhum rububiyeti kırar denildi. Yani bizdeki mevhum rububiyeti kırıyor ve aynı zamanda işte Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini ilan ediyor böyle. Rablığını ilan ediyor. Onu nasıldı? İşte diyelim tam ezan vakti oturmuşuz, elimizi uzatamıyoruz. Bir Allahu Ekber'le buyurunuz yiyiniz, emrini bekliyoruz. Gerçek sahibimizi anlıyoruz. Evet. Bir de orada Seyfettin abi halis şükür demişti ve şükrü manevi demişti. Hatırlatalım mı? Evet, yani, halis bir... Şükrün kapısını açan bir anahtar diye tanımlanmış. Bir de şükrü manevi diye bir tabir vardı. Şükrü manevi yani bir elhamdülillah demek dille yani şükür deyince hamdolsun demek. Bunun yanında manevi bir şükrün üç şartı vardı. Nimetlerin doğrudan doğruya Allah'tan geldiğini bilmek, o nimetlerin değerini hissetmek, onlara değer vermek, kıymet vermek. Bir de kendi ihtiyacını hissetmek. Bunlar oruçla yerine geliyordu. Evet. Dil dışında evet. bedenen girişi, çıkışı ve sonucuyla adeta Rab'den geldiğini bilerek şükrü maneviyi yapmak evet, özetle. Evet. Yine üçüncü nüktede toplumsal hayata bakan yönü demiştik İsmail Hocam. Zengin fakirin halinden anlar demiştik. Ve herkes kendinden bir derece fakiri evet, o çok ona önemli. Çok vurgu yapmıştık. Evet. Oraya yani herkes şimdi evet yani ben zengin değilim diye düşünebilir. Hani zengin fakirin halinden alacak. Öyle değil. Burada herkes bir derece zengin. Neye göre? Kendinden bir derece muhakkak bir fakiri ya da bir derece daha hani düşük şeyini bulabilir. Musibette de öyle mesela. Bir kolu olmayan, iki kolu da olmayana bakacak. Evet. Yine şükredecek. Bir gözü görmeyen, iki gözü de ama olana bakacak gibi. Tabii. Evet. Öyledir. Razı olsun. Yine dördüncü nüktede nefsin terbiyesine vesile olması boyutuna değindik hep beraber. İnsanların yani bizlerin hür değil abd olduğumuzu hatırlatma boyutu vardı orucun. Evet. Asıl malikini tanıma diye not almışım. Ve mevhum rububiyeti işte tam da burada dördüncü nüktede çok değiniyor. Bakın bir de var, dört de var ve son nüktede var. Mevhum rububiyeti yani Rab gibi hissetmeyi kırdırıyor. Evet o bilinç, firavunluk bilinçsiz. Yani o firavunluk dediği mevzu bu işte. Evet. Yani
kendi kendine yeter sanma, sonra kendini mülk sahibi zannetme. Buna evet. Şunu değinmek lazım. Firavunane hareket derken, hani Firavun tarihte bir zalim, doğru. Tanrılığını ilan etmiş bir adam, put oluyor. Evet. Ya biz öyle değiliz ki deyip işin içinden sıyrılmamamız lazım. Bizim de putlarımız, bizim de Firavun cephemiz hepimizin var. Hepimizin içinde tabii nefsimizin bir kere, firavunluk damarı var. Bir kere sıradanlık, ayda adiyat perdesi dediğimiz ya da sebeplerin yaptığını düşünmek ya da ben kazanıyorum, ben kazandım, ben yiyeceğim demek kesinlikle. Gibi değil mi? Evet, ben doyuruyorum sizi, ben besliyorum filan. Haddinizi bilin, ben bana doyuruyorum teşekkür sizi. Falan. Mesela bir patron veya bir işveren olduğunu düşün, işçiler var. Ona karşı tavrının böyle olduğunu düşün. Sizi ben doyuruyorum, ben besliyorum. O zaman hani adeta onları köle muamelesi yaparak. Ama ne yapıyor? Kendisini ilahlaştırıyor, onları kul yapıyor kendine. Hakiki minneti kul. Ona kendisine döndürüyor. Yani bana minnet edeceksiniz, işte bana teşekkür edeceksiniz vesaire gibi. Hani sanki kendine kulluk istiyor gibi bir tavır sergilemek Allah muhafaza tehlikeli. Bir aile babası, ailesinin geçimini sağlayan kişinin de ailesine karşı tavrı böyle olursa bu da sıkıntılı. Evet. Yani sizleri nasıl, ben tabiri caizse şeyde, şimdi aklıma geldi. Bu yağmur duası vaktinde çocukları da götürüyorlar değil mi? Hayvanlar, çocuklar ve küçük çocuklar. İşte bu küçük çocukların da götürülmesinin bir hikmetini açıklıyor bir yerde. Diyor ki, yani onlar şunu anlarlar diyor. Yani bakıyor ki hatırladım, o küçük evet. Bir çocuğun dünyasında annesi babası her şeyidir yani. Her şeyi halleder. Tüm varlığı ona bağlıdır. Tüm varlığını bağlı zannettiği anne babasını da el açmış görüyor şimdi. Aa diyor, demek ki annemden babamdan büyük birisi var. Ondan istiyorlar. Müthiş. Bazı kitaplarda işte çocukta tevhid bilincinin oluşmasında bu birinci lemanın çocuklaştırılarak anlatılması, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındayken aslında kime sığındığı, yağmur duasına götürülmesi, hüsuf küsuf namazları, yani o olağanüstü olay gibi görünen ay tutulması ve güneş tutulması esnasında çocukların da bu tür namaza teşvik edilmesiyle sadece sen değil, annen baban değil, evrenin tamamını, kainatın tamamını kontrol eden Allah'a secde edilir mesajının verilmesi gerektiği söyleniyor. Şimdi buradan işte bir geçiş yapacağım. Buyurun. Şimdi dediniz ya, patron fabrikatör adamı, fabrikasında 1000 kişi çalışıyor. 1000 kişinin, 1000 kişi tamam, rızkını ben veriyorum. Evet, yani. Bana bağlı diyor. Bunlar yoksa şey yapar yani. Onlar da öyle şey yapıyorlar. Patron veli nimetimiz diye görüyorlar. Hı hı. Tamam mı? Ama Ramazan'da şimdi bu aynı patronlar bir iftar veriyorlar diyelim. Şimdi ötekiler bakıyor ki ya biz yiyemiyoruz, patronlar da yiyemiyor. Bizim beklediğimiz gibi değil mi? Daha büyük bir yerden emir, ezanla gelecek izni beklediğimiz gibi patronlar da bekliyor. Ha işte o zaman onların da kul olduğunu, asıl Rabbin Allah olduğunu çok güzel anlıyor yani orada. Bir şey hatırıma getirdi. Üstad yine bir yerde bu iman düsturlarını, hakikatlerini açıklarken hani Allah'a iman, peygambere iman, hatırlıyor musunuz? Meleklerin bunlar nurani zincirle birbirine bağlıdır, biri birisi olmaz gibi bir ibare kullanıyor. Evet. Yani o 6 şey. İşte siz ne dediniz az önce? Patron işçileriyle beraber aynı anda buyurun, yani Allahu Ekber sadasını duymadan yiyemiyor. Adeta saf tutmadır değil mi? Beraber saf tutma. Kabe'nin etrafında hac. 5 vakit namaz. Namaz esnasında beraber namaz. Hı. Oruç esnasında beraber saf tutup aslında birbirine ne kadar yakın bakın. Yani. Birbirine ne kadar yakın. Tabii. Manevi zincirle birbirine bağlı olmayı da biraz böyle ilişkilendirebiliriz diye düşünüyorum. Yani aslında kul demek, kulun bir tanımı var. Kul, yani eskiden şey vardı, kölelik vardı. Kölenin tanımı özel mülkiyeti ve hürriyeti olmayan kişi demektir. Ve bir insan ona hükmediyor. Yani kölede. Bütün sahibinin kendisi memlüktür. Yani kendisi sahibinin mülküdür. Kendine ait bir mülk yoktur. Ve kendine ait bir hürriyeti de yoktur. Hürriyeti sahibinin elindedir. Şimdi işte oruç da bunu herkese şey yapıyor. Yani bak, senin bir şeyin yok. Benim deme yani. Çünkü senin olsaydı istediğin zaman yiyebilirdin. Mülk sahibi mülkünde dilediği zaman dilediği gibi tasarruf edebilir. Senden tasarruf evet. Yetkisini alarak malik olmadığınız, yani senin de kul olduğunu
gerçek sahibinin Allah olduğunu hissettiriyor. Elhamdülillah. Siz bir şey söyleyecektiniz İsmail Hocam. Geçelim mi? Yok, ben de aynı kullukla ilgili vurgu yapacaktım, evet. Hocam yaptım. Yine beşinci nüktede güzel ahlaka vesile olma boyutu Ramazan orucunun, Ramazan ayının isyandan koruyor. Yani emre itaat ettiriyor ve isyandan koruma boyutu diye bir not almışım. Kendini bilme olgunlaşıyor diye bir ibare kullanmışsınız orada. Kendini bilme kemale eriyor. Evet, yani kendindeki aciziyetini ve fakriyetini hissediyor. Evet, i̇şte yani kendini bilen Rabbini bilir demiştik. Kendini bilmede derinleşmeye en önemli vesilelerden biri oruç. Evet. Çünkü kendini nasıl biliyor burada? Bakıyor ki ya ben çelikten, polattan bir vücudum yok. Hani ben de çürüyen veya işte yıkılan, işte zayıf düşen bir bedene şeye sahibim. Yani bunun farkında oluyor. Elbette. Ha, ya normal zamanda bunu tam göremiyordu. Oruç tutmadığı zamanda sanıyordu ki ya ben hani kendi kendime yeterim. Ha, oruç ona öyle olmadığını gösteriyor. Yani. Kendini daha iyi tanıyor, o zaman Rabbini tanıyor. Evet, mide terbiyesinden nefis terbiyesine açılan kapı diye not almışız oruç için. Yine altıncı nüktede hocam Kur'an yeni nazil oluyor gibi dinlememiz gerektiği Ramazan ayı. Çünkü Ramazan'ın Kur'an ayı oluşundan. İndirildiği ay Duhan suresinde gerek Kadir suresinde değil mi? Evet. Bundan ifade ediliyor. Alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor demişiz Ramazan'da. O zincir ve saf tutma önemli. Melekiyet kesbetme. Yani ruhanileşme, değil mi? Manevi yönümüzün artmasıyla melekiyet kesbetme demiştik. Bu melekiyet kesbetme ile ilgili dilerseniz ufak yani melekler yemezler, belirtelim. İçmezler diye daha küçüklüğümden bize öğrettiler ya. Yani yemezler, içmezler. Melek olmuyoruz. Burada yani kastedilen cinsiyetleri yok meleklerin. Şimdi oruç süresince o özellikler bizde de oluyor. Yani oruç süresince biz de yemiyoruz, içmiyoruz. Değil mi? Cinsel arzuları bir tarafa bırakıyoruz. Dolayısıyla melekleşiyoruz yani. Oruç bizi melekleştiriyor. Adeta meleklerin boyutuna geçirmiş oluyor. Evet. Yani ibadet etme boyutuyla değil mi? Rabbisini bilme boyutuyla, itaat etme boyutuyla özellikle melekiyet ve işte maddi yönü çalışmıyor da, onu çalıştırmıyoruz da daha çok manevi yönümüzü, ruhumuzu, kalbimizi. Bunlar tekamül ediyor, terakki ediyor. İnsanın yani bir hayvani yönü var. Hayvani yönün bir meleki yönü var. Dolayısıyla Ramazan ayında oruç süresince, oruçlu olduğu vakitte hayvani yönünü bırakıyor. Melek yönüyle adeta yaşıyor. Evet. Yedinci nüktemizde ameller, tabii özetini yapıyoruz burada. Yoksa değerli izleyicilerimizi çok uygun ve güzel bir vakitte Ramazan Risalesini tekrar Ramazan bitmeden bir mütalaa etmelerini tavsiye ederiz. Ameller 1:1000 oluyor. Evet. Kârlı bir ticaret. Yani amellerin 1:1000 olması ile ilgili orada çok güzel ifadeler vardı. Kur'an'ın normal zamanda 1:10 vesaire varsa belki Ramazan'ın içerisinde saklanan 80 sene kıymetinde olan 80 bin sene miydi? 80 sene kıymetinde olan Kadir gecesi gibi gecelerde 30.000'e çıkıyor bu sebeple. Her bir harfi için. Kârlı bir ticaret, meşher ve sergi yeri dedik. Adeta Ramazan ve Ramazan orucunun kutsi bir bayram diye bir ifade geçmişti. Hocam evet. Şahitliğimizi arttırıyor demişti. Resmi geçit demiştik değil mi? Resmi geçit ve şahitliğin artması. Birkaç izleyicimiz de böyle şahitliğin arttığı aydır diye ifade etmişti. Dolayısıyla duyularımıza, gözümüze, organlarımıza, hayalimize bu vesileyle oruç tutturuyor demiştik. Ramazan orucu. Kamil oruç. Kamil oruç olması açısından bütün organlarımıza, kulak, göz, dil, bütün bedene adeta oruç tutturarak şahitliğini arttırma, kendini bilme, Rabbisini yine tanıma. Amellerin de 1:1000 çıkması da orada şu tavsiyelerde bulunmuştuk. Kur'an'la daha çok haşır neşir olma. Tabii. Nafile ibadetlerle daha çok haşır neşir olma ki bir fırsat ya kaçıyor bakın yani birkaç gün sonra geçecek gidecek. Programımıza ilk başladığımız gün ilk programda ikinci gündü. Şimdi sonuna belki son programımız olacak Ramazan'da. Ramazan'da son program. Aynen. Kârlı bir ticaret. Evet. Rahat. Kadir gecesi boyutuna gireceğiz son 5-6 dakika. 8. nüktede bir idmandır, riyazettir dedik. Adeta çilehanelerde alimlerin, evliyaların çilehanelere çekilmesi gibi hani onlar uzun süreli. Şu an toplumda birçok kişinin yapamayacağı şeyler yaptılar, başardılar ama
adeta bir nevi her kulun kendi derecesinde yapabileceği bir riyazatı oluyor değil mi? Oruç, Ramazan orucu. Bir idman hocam dedi, zor zamanlarda belki depremde göçük altında kalmadır. Başka şekilde bir şekliyle açlığa maruz kalmada oruç ön bir hazırlıktır, idmandır, mukaddimedir dedik. Emir dinlemeyi öğretir dedik. Yani helalden dahi vazgeçiyor isek, yani helal noktasında dahi bir yasak olduğunda ona itaat ediyorsak haramlarda zaten da o zaman ne yapmamız kaçarız lazım. Evet, hakikaten böyle oluyor değil mi? Ramazan öyle bir hassasiyet getiriyor. Evet, evet. Sabırsızlığa ilaç dedik, az önce değindik. Çok muazzam bir şey bu. Hatta peygamberimizin bir hadisini aktardık. Oruç sabrın yarısıdır dedik. Mideye bedel diğer latifeler gülüyor dediniz hocam orada. Yani ibare geçtiği için söylüyorum. Evet. Siz söylediğiniz için hatırlıyorum. Hı hı. Mideye bedel, midemiz biraz üzülüyor. Biraz acı çekiyor ama mideye bedel diğer latifelerimiz. Ne demek latifeler? Diğer duygularımız, diğer organlarımız belki de hocamın. Diğer beden, fiili, somut organlarımız da dinleniyor. Latifelerimiz, yani bildiğimiz bilemediğimiz birçok latifemiz, duygumuz da ne yapıyor? Tekamül ediyor. Tekamül ediyor, kemale eriyor ve evet, gülüyor. Evet. Gülüyor tabirini kullanıyor. İlginçtir üstad. Gülmek güzel bir şey. Evet. Demek ki rahatlatıyoruz o duyguları. Ve son nüktede de nefsin firavunluk cephesine darbe vurur dedik. Açlık, açlıkla. Çünkü diğer azapları tattırmıştı. Ama burada 9. nüktede özellikle en son açlıkta tattırdığında ne dedi nefis İsmail hocam? Sen benim Rabbi Rahim'imsin. Ben abdükel aciz. Ben senin aciz bir abdinim. Evet, öyle kulunu dedik. Kabul etmiş oldu yani artık. Hı. Kulluğunu kabul etti. Cenab-ı Hakk'ı Rab olarak, Rahim bir Rab olarak kabul etti. İmanını bir derece ne yaptı aslında yine? Kuvvetlendirdi, perçinlendirdi yani. Allah razı olsun. Burada Ramazan Risalemizi tamamlamış olduk. Kadir Gecesi ile ilgili birkaç kelam etmek isteriz elbette ki. 5-6 dakikamız var. Bitirebiliriz de ama tren kaçmadan belki izleyicilerimize birkaç tavsiyede bulunmak isteyebilirsiniz. İsmail Hocam, Seyfettin Hocam. Ne yapıyoruz şimdi? Yani gecelerin kalan gecelerin her birini Kadir Gecesi bu gece kabulüyle değerlendirmeye çalışmamız lazım. Tek gecelerle ilgili bir atıf var ama değil mi hadislerde? Evet. Son 10 gecede arayın. Özellikle tek gecelerde arayın. Ama tek gecelerde daha çok arayın diyor. Yani diğerlerinde mesela bu gece tek gece değil. 24. gecedeyiz. Yarın tek gece olarak yarın 25. gece var. 27. gece var, 29. gece var. 3 tek gece kaldı. 3 çift, 3 tek kaldı yani 6 gece. Bu gece ile beraber 6 gece var, 6 gün var. Yani bu pazar dedi ya, çok karlı bir pazar. Yani ben öyle bir şey öteden beri yorum hissediyorum. Yani pazarın en karlı zamanı ne zamandır pazar? Akşam pazarı. Akşam pazarı. Akşam pazarı. Han gel geldim. Akşam pazarı. Yani bitiyor bitmek çünkü. Ya. Biterken oradaki mi indiriyor ve daha çok dağıtıyor. Yani, İhsan-ı şahanelerinden. Dolayısıyla sezon sonları. Veya sezon sonu indirimleri. Sezon sonu indirimleri. Sezon sonu indirimleri. Evet. Kapanış dolayısıyla maliyetine, zararına satış kapatıyoruz. Yani bunlar dolayısıyla yani bunlar bir tarafa, bunlar tabii kendi insanlar arasındaki ilişkilerden doğan şeylerdir evet, ama evet. Bunu da aslında şeyden çıkarmışlar zannediyorum ben. Yani bu Ramazan pazarından, çünkü biz bütün şeylerimizi kökünde din var yani her şeyde. Mesela hukuk da, hukukun bazı kuralları da dinden çıkarılmıştır. O da öyle. Çünkü son 10 günde arayın diyor Peygamberimiz Kadir Gecesi'ni, değil mi? En karlı gece. Evet. Son 10 günde aranmasını tavsiye ediyor. Yani Cenab-ı Hak onun için her geceyi bundan sonra Kadir Gecesi gibi. Gizlenmesinin hikmeti neydi hocam? Yani onun üzerinde de biraz durmak hani mübarek. Ya aslında gizlenmesinin sırrı
bu. Onu her gece arayalım kıymetinde. Diye. Yani çok değil mi? İcabe-i dakika gibi mesela cuma vakti. Kıymetli vaktinde. Bir şey. Kural şu, kıymetli bir şey. 24. sözde var bu. Kıymetli bir şey çok şey içinde gizlendiğinde o çok şeyin hepsine kıymet kazandırır, değer kazandırır. Mesela bunu bir fırıncı şey yapmış geçmiş yıllarda. Altın mı koymuş? Bir altın koymuş pide hamuruna. Evet. Yani büyük bir diyelim o günlük pide yapacağı pidelerin hamur safhasında bir cumhuriyet altına karıştırıyor. Her günlük hamura. Bir tane pideye gidecek o yani. Ama hangisine gittiği? Ama hangisine belli olmaması bütün pidelere potansiyel bir değer kazandırıyor. Çok akıllıca. Adam hem reklamını yapmış hem akıllıca bir reklam yani. Giren onu elde etmek için bir 10 tane alayım ya filan hani bir diyebilir değil mi? Evet. Çok can alayım ki en azından bana bir denk gelme ihtimali yüksek olsun. Yüksek olsun diye. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak da bu altın geceyi, yılın gerçekten altın gecesi, Kadir gecesini Ramazan hamurunda, yani hamurunda yoğurmuş yani. Koymuş orada. Dolayısıyla hangi gece belli değil. Yani çünkü şu Ramazan'ın zaten bütün geceleri değerli. Evet. Yani bütün gecelerini değerine uygun bir şekilde değerlendirmeye bir teşvik, bir motivasyon sağlasın diyedir bu. Onun için yani ben bu yani 27. gece Kadir gecesi diye takvimlerde filan yazılmasını doğru bulmuyorum şahsen. Evet, ben de şahsen katılıyorum. Çünkü bu Kadir gecesinin gizli bırakılma sırrıyla uyuşmayan bir şey yani. Evet. İlla 27. gece doğru demek şey doğru değil. Son 10 günde arayıp tek gecelere atıf var ama. Resulullah Efendimiz'in atfı var. Evet. Müsaade ederseniz birkaç hadisle kapatalım. Ayşe annemiz radıyallahu anha Peygamber Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim? Asıl ilgilenmemiz gereken kısmı bu. Hangi gece olduğunu bilirsem nasıl dua edeyim diye sormuş. Efendimiz de Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla diye dua et buyurmuştur. Demek ki ana duamız bu olmalı. Her an Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni bağışla diye dua et. Tirmizi'de geçiyor. Yine Kadir gecesini fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve itaatle geçiren kimsenin kul hakkı hariç, geçmiş günahları bağışlanır. Müslim'de geçen bir hadis. Bilinen hadisleri atlıyorum son 10 gecesinde arayınız. Şurada son hadisi okuyup inşallah kapanışı yapacağız. Yine Hazreti Ayşe annemiz özellikle ibadet ve evinde ibadet ve gece ibadetine baktığı cihetle Hazreti Ayşe'nin aktardığını düşünüyorum. Hani çok önemli bir hadis kaynağı Hazreti Ayşe annemiz. Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde Resulullah geceleri ihya eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. Geceyi ya da son geceleri nasıl geçireceğimize dair çok özet bir hadis. Buhari'de geçiyor. Tekrar edeyim isterseniz. Ramazan ayının Hazreti Ayşe annemiz aktarıyor. Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde Resulullah geceleri ihya eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Ayşe annemiz bunu aktarıyor bu şekilde. Evet hocalarım Allah razı olsun bir Ramazan geceleri programında koskoca bir Ramazan Risalesini hep beraber çok değerli yorumlarınızla da okumaya aktardık. Ama asıl değerli olan Ramazan'ın kendisi, Ramazan orucu ve Kur'an ayetleri, hadis metinleri ve Risale-i Nur külliyatında geçen Ramazan Risalesi'ydi. Bize ışık tuttu. Allah Resulullah Efendimiz'den de razı olsun diyelim. Salatu selam olsun ona. Ve bu eserleri yazan büyük insanlardan da razı olsun. Hep beraber Ramazan'ı ve Ramazan'ın bu gecelerini ihya edenlerden az bile olsa nasıldı o? Bir deve sağımlığı mı diyor? Hatırlıyor musunuz? Kadar bile olsa itikaf. Hatırlarsınız belki. İtikafa girebileceğimizle ilgili. Hiçbir yere mi gidemiyoruz? Bakın
geceleri aile halkını uyandırırdı, ihya ederdi. Demek ki kuvvetli ihtimal evde geçirdiğiyle ilgili bir şey de var. Yani bir köşede, evin bir köşesini belki ihya etme, bir köşeye geçelim, odada belki ışığı kapatalım, tefekkür edelim, zikredelim, tesbih çekelim, ibadet edelim. Hiçbir yere gidemiyorsak bile evimizin bir köşesinde ailecek, ayrı ayrı belki olmak kaydıyla geceyi ihya edip Rabbimize niyaz edelim inşallah. Çünkü Ramazan ayı naz değil, niyaz ayıdır. Evet, programımızı kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı sahurlar. Allah'a emanet olun.